Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Direnç ve hesaplamaları size göstermek istiyorum. Dirençler nedir? Elektrik akımına direnç gösteren devre elemanına direnç denir. Dirençler alternatif akıma da direnç gösterirler. Doğru akıma da direnç gösterirler. Adı üstünde de zaten direnç. Seri olarak bağlandıkları zaman maksat büyük bir direnç elde etmektir. Çeşitli gayeleri vardır. Yani her direnç serisinin farklı gayesi vardır. Genellikle paralel direnç bağlanma sebebi de amper ya da o bölgeye düşecek olan voltajı belirlemektir. Farklı. Diyelim ki bir direnciniz yarım watt ama aynı yerde ısınıyor o direnç. İkinci bir direnci koymak istiyorsunuz ama başka bir direnciniz de yok. Elinizde hesaplama yaparak muadil direnci koyup mesela 1 wattlık direnci 2 watt veya 8 watt yapabilmeniz mümkün. Aynı yere ama gemi gibi olumsuz bir yerdesiniz. Mecbursunuz orada o direnci değiştirmeye. Elinizde de yoksa o zaman paralel bağlıyorsunuz. Amperini yükseltiyorsunuz o direnç üzerine ve düşen watt gücünü yükseltmiş oluyorsunuz. Şimdi dirençler seri bağlandıkları zaman direkt toplanırlar. Burada gördüğünüz gibi kaç adet varsa hepsinin toplamı burada direnç toplamıdır. Bunun hesabı çok kolay. Yani 210 artı 310 artı 120 bu şekilde görürseniz seri dirençlerin toplanması çok kolay. Yani birbiriyle topluyorsunuz ve sonuç çıkıyor. Paralel dirençte biraz farklıdır. Paralel dirençte eğer sadece iki tane direnç paralel bağlanacaksa R1 çarpı R2 bölü R1 artı R2 formülünü kullanıyoruz. Bu telsiz sınavında en kısa yapılacak olan formüldür. İki tane direnç gördüğünüz paralel hemen R1 çarpı R2 R1 artı R2 çıkan toplam çıkıyor 12 ohm. R1 20 dedik, R2 de 30 olsa cevabı burada 12 ohm çıkıyor. Paralel dirençlerde 2'den fazlaysa direnç sayısı, burada R artı R4, R5, R böyle gider. Bunun da hesabı, formülü budur. Kesme 1 bölü RT olarak geçer. Ben örnek yaptım size. R1 direncimiz 210 olsun. R2 direncimiz 300 olsun. R3'te 120 olsun. Bunların ortalamasını alıyorsunuz. Yani ortak sayısını alıyorsunuz. Bunu altta çarpıyoruz. 3 kere 1 işte 3, 2 kere 1 2, 600'e tamamlıyoruz. Çünkü bunları birleştirmek için ortak sayıyı buluyoruz. Zaten bunu da sildikten sonra 60 ohm çıkıyor. Direnç hesaplamaları böyle. Her direncin seri de konsa, paralel de konsa elektronik devrede bir niyeti vardır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.